Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından Baş Başa programından merhaba. Bugün herkesi ilgilendiren bir konuyu konuşuyor olacağız. Yani kalbi konuşuyor olacağız. Konuğum da alanında en uzman isimlerden bir tanesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ufuk Eryılmaz bizlerle, kardiyolog Ufuk Eryılmaz'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş bayağı olmuştu sizinle böyle kalbi konuşmayalı. Çok anı biriktirdik. Kalpten özlediğimi söyleyebilirim hocam. Sağ olasın. Yani kalben özlediğimi söyleyebilirim. Ve merak ettiğim birçok şey de var. Çünkü sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor konular, olaylar. Ve aslında tekrar etmekte de fayda olan durumlar var. Hocam bu kalp nedir? Bunu diğer organlardan ayıran en önemli özelliği nedir? Şimdi kalbimizi şüphesiz ben bu konu sorulduğu zaman hep şöyle söylerim. Bütün organlarımız değerli. Hatta meşhur bir araştırmacının meşhur bir sözü. Hani hiç kimse kalbi, gözünü ayağıyla mukayese etmesin. Gözün işini ayak, ayağın işini göz yapamaz diye. Gerçekten de öyle. Aslında baktığınızda işte tüm organlar için geçerli ama sanki kalpte şöyle bir durum var. Eşitler içinde daha eşit, daha özel diyelim. Yani bütün özel organlar içinde daha özel. O da şöyle, hayatın ta kendisi yani kendi içinde baktığınızda en ufak tepkiye dahi en iyi cevabı veren organ yani. Bu böyle olduğu için de haliyle kalbimizi diğer organlarımızdan bir miktar ayırıyoruz. Her zaman söylediğim bir şey var. Ani kalp ölümü. Mesela bütün diğer organlardan farklı olarak kalbe özel bir durum. Ve bu anlamda da hiç ummadığımız bir zamanda bizi sevdiklerimizden ayırabiliyor. O anlamda kalp sağlığının çok ciddi bir şekilde önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum toplumda. İşlevi ne hocam kalbin vücuttaki? Temel işlevi aslında dokulara yeterli miktarda kanı, oksijeni, işte besinleri ulaştırmak. Yani bu bir eğer ayak ise ayağın ihtiyacı olan enerjiyi, eğer bu bir karaciğer ise karaciğerin ihtiyacı olan besini, enerjiyi, oksijeni ulaştırmak. Temel esası buna dayanıyor. Yani dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılıyor. Ve bunu dakikalar içinde ortalama 60 birim kadar kasılarak yapıyor. Ve bunu güne vurduğunuz zaman yaklaşık olarak 100 binin üzerinde bir atıma karşılık geliyor. Evet. Bu devasa bir iş. Evet. Çok o anlamda bizim da çok özel bir şey vardır bir ya, fotoğraf makinelerinin shuttle ömrü vardır böyle bastığımız kısalır diye. Bizde öyle bir şey yok. Öyle de bir şey var. Kalp şu kadar atınca ömür biter falan diye. Ya o şöyle söyleniyor. Hani özellikle kalbi yavaş atan canlıların ömrünün daha uzun olduğundan hareketle. Hani evrimsel olarak böyle bir teori var. Ama tabii ki işin gerçeği kalbinize ne kadar sağlıklı baktığınızla alakalı. Yani evet. Siz hor kullandığınız zaman o kalp uzun atmıyor maalesef. Ne yaparsak kalp sağlıklı olacağım? Yani kalp sağlığını bozmamak için. Evet. İnanın ben bunun çok kolay olduğunu düşünüyorum. Kolay. Evet. Söyleminin çok kolay, uygulamasının zor olduğunu söylüyorum. Yani kalbimizi nasıl koruruz? Çok basit. Yani bir takım risk faktörlerimiz var. Bu risk faktörleri kalbimizi zedeliyor. Nedir bunlar? İşte hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi dediğimiz kolesterol yüksekliği, hareketsiz yaşam, sigara. İlk akla gelen faktörler bunlar. Bunları tersine çevirecek, azaltacak, etkilerini vücut düzeyinde minimuma indirecek bir takım tercihler kalp sağlığınıza önemli miktarda katkı yapıyor. Bu grup içinde benim nazarımda en talihsiz kesimi genetik olarak kalp damar hastalığı riski taşıyan insanlar oluşturuyor. Gerçekten de o insanlara baktığınız zaman o insanlar bazen maksimum gayretle yani şekeri konusunda, hipertansiyonu konusunda, kolesterolü konusunda, sigara konusunda maksimum gayretle iyileştirici yönde bir tercihte evet. bulunmasına rağmen genetik açıdan olumsuz bir takım özelliklere sahip olduğu için çok erken yaşta kalp damar hastalıklarıyla tanışabiliyor. Evet. Ama o grubun dışındaki daha devasa, daha büyük grup bu bahsettiğim risk faktörlerinin neticesinde kalp damar hastası oluyor. Tabii burada yaşı da, cinsiyeti de bir
ifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Sonuçta yaş da kendi başına bir risk faktörü. Erkeklerde bu biraz daha kadınlara göre, en azından menopoz öncesi dönemdeki kadınlara göre daha sık görülüyor. Menopoz sonrası dönemde bu sıklık birbirine yaklaşıyor. Erkek kadın kalp damar hastalığına yakalanma sıklığı birbirine yaklaşıyor. Ama yıllardır biz hasta tedavi ediyoruz. Yıllardır kalp damar hastalığı teşhisi koyuyoruz. Net olarak gördüğümüz bir şey var. Risk faktörleriniz ne kadar çoksa sayıca, risk faktörlerinizin ömrü ne kadar çok uzunsa ve yani ne kadar uzun süredir sigara kullanıyorsanız. Tabii yani şimdi 2 yıl sigara içmiş olmakla 20 yıl sigara içmiş olmak aynı şey değil. 2 yıl şeker hastası olmakla 20 yıl şeker hastası olmak aynı şey değil. 2 yıldır tansiyon hastası olmanız da 20 yıldır tansiyon hastası olmanız arasında devasa bir fark var. Ve bu risk faktörlerinin kötü kontrolü. Yani şöyle düşünün, siz 20 yıllık şeker hastası olup 20 yıldır diyetine, yaşam tarzına, ilacına sadık kalan ve şekerini mümkün olan en optimal düzeyde tutan kimse olabilirsiniz. Bu da sizi yine olası bir kalp damar hastalığından koruyor. Yani kalbi korumak için vücudu korumak lazım. Evet, tabii ki. Diğer mekanizmaları da korumak lazım. Şimdi ben yani hastalarımızla bazen denk geliyoruz. Bir ortamda oturuyoruz. Ben onun mesela şeker hastası olduğunu biliyorum. Örneğin stent yerleştirmiş oluyorum o hastaya. Hani hastanın tıbbi öyküsünü biliyor oluyorum. Ama sonra bir gözlemliyorum. Bir şerbetli tatlıyı öyle bir afiyetle yiyor ki o zaman hayret ediyorum. Yani şimdi diyabetin olup sen o şerbetli tatlıyı o derece yoğun tükettiğin zaman bu senin eve o gün için akşam uyumaya gittiğinde şekerinin 300-400 ile uyuma anlamına geliyor. Bu da şüphesiz ki yüksek şeker uzun süreli vücutta söz konusu olduğu zaman bu kalp damarlarını zedeliyor, şah damarını zedeliyor, böbrek damarlarını zedeliyor, göz damarlarını zedeliyor. Yani yemeden aldığın zevk şeyi bozmamalı diyorsun hocam. Tabii ki. Yani sağlık çok değerli. Bakın sağlığınızı kaybettiğiniz zaman yaşamın hiçbir tadı kalmıyor. Değil mi? Bunu maalesef başa gelince öğreniyoruz da yani bizim burada bu programlardaki temel amacımız ne? Bunu kaybetmeden bu bilince ulaşmak. Bozmamayı. Tabii ki. Teşvik etmek. Tabii çünkü ki. Bozulunca düzeltmek zor değil mi hocam? Yani biz ne kadar düzelsek de kesinlikle bu iş bir mekanik iş değil. Yani işte her zaman verdiğim örnek ya işte lastiğim yarıldı. Gittik arkadaşımız ustamız sağ olsun yeni bir lastik taktı bize. 2-3 yıl 5 yıl problemsiz öyle olmuyor. Yani öyle bir dünya yok. Buna inanmak gerekiyor. Bizim yaptığımız işler çok değerli ama bence ondan daha değerli olan şey aslında bu hastalıkların oluşumunu engelleyecek yaşam bir takım tarzı. Yaşam tarzı pratiklerinin daha yoğunlukla yaşama geçirilmesi. Hocam onları çok merak ediyorum. Konuşacağız fakat son dönemde gündemde bir konu var. Genç yaşta ani ölümler yani kalp krizleri. Bir de bununla ilgili bölmemek adına Arda adına soruyorum. Son dönemde popüler bir konu var. Biliyorsun sanatçı Metin Arolat sahnede öldü. Kalp krizi geçirdi öldü. Sonra da işte bu damardan aldığı IV diye tanımlanan bir takım uygulamaların buna sebep olduğu yönünde bilgiler yayıldı. Bu genç yaşta ani ölümlerin sebepleri neler? Bu Metin Arolat'ın vefatında nasıl ders çıkartmamız gerekiyor? Şimdi tabii şahıs benim de çok sevdiğim şarkılarıyla büyüdüğümüz rahmetli Metin Arolat benim için böyle biriydi. Ünlü olunca bu böyle bir soru olarak geliyor ama aslında her gün bu ülkede onlarca Metin Arolatlar ölüyor. Evet. Yani bunu böyle görmek gerekiyor. Aslında bu Metin Arolat için Metin Arolat'a özgü bir durum değil. Serum tedavilerini biz hiçbir zaman ne kliniğimizde bu tarz uyguluyoruz ne de öneriyoruz. Hani bununla ilgili herhangi özendirici yahut da destekleyici hiçbir ifadem olamaz. Böyle bir tedavi metodolojisini biz bilmiyoruz öyle diyelim. Ama genç ölümler neden artıyor? Tabii bunun birçok sebebi olabilir. En basitinden sigara tüketim oranlarımız her geçen gün artıyor. Yaşamda hareketliğimiz kısıtlanıyor. Düzensiz beslenme, sağlıksız beslenme pratiğimiz her geçen gün daha bir yayılıyor toplumda. Bunların belirleyici olduğunu düşünüyorum.
Yine Metin Aralat özelinde, hani babasının rahmetli yine kalpten vefat ettiğine dair bir duyum aldım. Hani burada gerçekten şunu ifade etmek isterim. Söz konusu genetikse, yani birinci derece yakınlarınızda erken yaşta bir kalp krizi öyküsü varsa, bir kalp damar hastalığı öyküsü varsa, lütfen kalp doktorlarınızla çok daha erken yaşlarda, 40'lı yaşlardan itibaren daha yakın temasta olunsun derim. Evet. Yani genetik burada çok önemli bir faktör. Hatta ben artık şunu çok rahat ifade ediyorum. Genetik varsa bildiğiniz bütün ezberleri unutun. Evet. Yani genetik böyle bir şey. Ailede öykü varsa. Evet. Yani özellikle birinci derece yakınlarınızda, anne baba kardeşlerinizde. Bakın bunu o kadar net yaşıyoruz ki. Mesela şöyle oluyor. Hastanın abisi diyabetik, hipertansif, 43 yaşında kalp krizi geçirmiş. Hastanın kendisi diyabeti, hipertansiyonu yok. 50 yaşında sigara içiyor. 50 yaşında kalp krizi geçiriyor. Ailenin üçüncü ferdi yine erkek. Tansiyonu yok, şekeri yok, sigara içmiyor. Mesela 55 yaşında ve sağlıklı, herhangi bir problemi yok. Evet. Yani bakın risk faktörlerinin nasıl etkili olduğu. En büyük abimizi hatırlayalım. Hipertansif diyabetikti. Evet, sigara 43. içiyordu, 43'tü. 50 yaşında kardeşi hipertansiyon diyabeti yoktu ama sigarası vardı. En küçük kardeşleri bugün 55 yaşında ve herhangi bir hadisesi yok. Bu üçünün de babaları kalp krizinden vefat etmiş. Yani sonuçta genetiğiniz varsa üzerine eklenecek her risk faktörü sizin kalp damar hastalığı, beyin damar hastalığı yaşama riskinizi maalesef erken yaşa çekecek. Evet. Şimdi hocam genetik bir sıkıntı yok. Ne evet. tehdit ediyor kalbimizin? Yani işte mesela hani diyoruz ya kalbimizi nasıl sağlıklı tutarız? Bir kere hepimiz bir tansiyonumuzu ölçelim. Tansiyonumuz nasıl? Mesela bana geçen cuma günü Kuveyt'ten bir hastam geldi. Hastanın tansiyonu 210'a 130. Ve bu hasta hiçbir şeyin farkında değil. Ve ben bu hastaya üçlü antihipertansif başlamama rağmen bugün tansiyon değerlerini istediğimde halen tansiyonunun benim hedeflediğim aralıkta olmadığını gördüm. Bizde böyle bir arada verilen üçlü antihipertansifler var. Yani üç etken madde tek hap içinde. Onu vermeme rağmen halen hedeflediğim noktada olmadığını gördüm. Şimdi böyle baktığınız zaman o zaman hepimiz bir tansiyonumuza bakalım. Hepimiz bir açlık kan şekerimizin yani 8-10 saat, 12 saat bir açlıktan sonra açken bakılan kan şeker düzeyimizin ne seviyede olduğunu bilelim. Hepimizin kolesterolüyle, kolesterol değeriyle, LDL dediğimiz kötü kolesterol değeriyle ilgili bir bilgisi olsun. Ve şüphesiz sigara içmeyelim. Evet. Yani sigaraya karşı en ufak bir toleransımız yok. Evet. Sigaranın hiçbir şekilde vücuda bir faydasının olduğunu düşünmüyorum. Hocam nasıl anlayacağız? Mesela kalp rahatsızlığı yaşadığımızı, yani evet. ben kalp krizi riski taşıdığımı nasıl anlayacağım? Şimdi ben oturuyorum, yazıyorum Google'a. Hı hı. Diyorum ki işte sağlıksız kalp nasıl anlaşılır diyorum. Kalp krizi geçiriyorsam ne oluyordur vücudumda diyor. Bana bir evet. sürü bilgi veriyor. Evet. Şimdi bu Google hekimliği diye bir şey geliyor. Evet, Google hekimliği bence bir süre sonra yine yerini yine o özgün hekimlere bırakacak. Çünkü tıp mesleği öyle bir şey ki yani bir göğüs ağrısından siz çok farklı başlıklar altında 10 tane tanı çıkarabilirsiniz. Yani bunun türlü türlü sebepleri olabilir. Zatüre de göğüs ağrısı yapabilir. Klimanın karşısında kas iskelet sistemine bağlı bir üşümenin neticesinde de bir göğüs ağrınız olabilir. Cereyan çarptı diyor ya. Cereyan çarpmış olabilir. Reflüye bağlı kalp yani göğüs ağrınız olabilir. Kalbin kendisi zaten ağrı yapabilir. Şimdi burada ağrının karakterine bakmak gerekiyor. Kalp evet. ağrısının... Siz nelere bakıyorsunuz? İşte ya, onu söyleyeceğim. Evet, onu söyleyeceğim. Benim kendi pratiğimi söyleyeyim. Bir de genel tıbbi yaklaşımı söyleyeyim. Benim pratiğim, örneğin siz bana geldiniz değil mi? Evet. Siz bir göğüs ağrısından yakınıyorsunuz. Ben önce sizin risk faktörlerinizden ağrınızın olası kalp damar hastalığı olma ihtimalini bir tartıyorum. Yani size soruyorum.
Tansiyonunuz var mı? Şekeriniz var mı? Kolesterolünüz var mı? Sigara içiyor musunuz? Ailenizde kalp damar hastalığınız var mı? Yaşınızı soruyorum. Cinsiyetinizi görüyorum. Bunun neticesinde kafamda sizinle ilgili kalp damar hastalığına yakalanma ihtimali bir yüzde beliriyor. Evet. Sonra şikayetinizi sorguluyorum. Siz bana diyorsunuz ki ağrım var. Peki diyorum, biliyorum ağrın olduğunu söyledim. Ben de bunun neticesinde sana bir takım risk faktörlerini sordum. Bu ağrının karakteri nasıl bir ağrı? Siz orada işte kullandığınız cümleler bizim için yanıyor, kaşınıyor. Evet, evet. Şimdi yaygın göğüs ön duvarında baskı şeklinde yanar, yanıcı karakterde böyle sırta, kola, boyuna yayılır. Özellikle alt çeneye yayılan karakterde bir ağrı şüphesiz bizim anjina dediğimiz koroner kalp ağrısını düşündürür. Ve bu önemlidir. Süre önemlidir. Mesela bir ağrım oldu göğsümde, 3 saniyede geçti. Bunun kalple ilgili olma ihtimali zor. Mümkün değil. Kalp ağrısı minimum 2 dakika olacak. Minimum 2 dakikanın üzerinde olacak. Evet. Yayılımından bahsettim, karakterinden bahsettim. Eforla ve emosyonla ilişkisi. Yani siz bana şunu söylerseniz, ya hocam geçen işte bir otobüsü kaçıracak gibi oldum, bir yetişeyim istedim, o sırada beni böyle bir şey tuttu. Çok ağrım oldu, böyle bir dinlenme ihtiyacı duydum derseniz, yani efor sonrası ortaya çıkmış göğüste baskı, yanma hissi çok özellikli bir şeydir. Ya da yoğun bir emosyonel duygu durumundan sonra ortaya çıkmış bir durum önemli bir şeydir. Hocam benim ağrım var, bıçak gibi saplanıyor. Yok. Bunun kalple ilişkili olma ihtimali çok düşük. Bıçak saplanır gibi ağrılar kalbe dair yorduğumuz ağrı karakteri değil. İşte genel anlamda özetleyeceksek ağrının hani karakteri, emosyon ya da eforla ilişkisi, evet, yayılımı, süresi, bütün bunlar bir araya geldiği zaman bu ağrının hani olası kalp damar hastalığıyla ilişkisini, örneğin size stent yapılmış, tedavi altındasınız, olur da ağrınız olursa size dil altı ilaç verilmiş. Sizin de ağrınız olmuş ve dil altı ilacı almışsınız. Nitrat dediğimiz gruptan kısa etkili, damarları genişletici etkisi olan bir ilacı almışsınız. Ve bu ilaçla bayağı da rahatlamışsınız. Bu da ağrının kalp koroner kaynaklı bir ağrı olduğunu düşündürür. İşte yani hastayı dinlerken ki yaptığımız şeyler bunlar. İşte nefes aldığımda burama bir şey batıyor. Hayır, bu daha çok akciğerle ilgili ağrı olduğunu düşündürür. Yani kişiye özgü bir şey yani. Evet, evet. O yüzden de ağrının karakteri çok belirleyici. Evet. Mesela çok basit, ben öğrencilerime de anlatırken söylerim. Ya genç bir kadın geldi, göğüs ağrısı var. Nerede ağrınız? Şu anda, şu hareket. Bakın tam parmak ucuyla ve koltuk altına doğru bir yerde. Şu anda bir ağrı var. Evet. Geçebilirsin. Ama 65 yaşında erkek bir hasta, sigara içiyor, hipertansiyon, diyabeti var. Hocam şurama bir ağrı geldi dedi. Bakın şu hareket değişti. Biraz önce şöyleyken, parmak ucuyla buradayken, şimdi avuç içiyle göğüs ön duvarında gösteriyor. Makro ifadeler. Bu, evet, bu çok şeyi değiştirir. Ve bazen mesela hastalarımız bunu garipser. Ya nasıl olur der ya. Bir şey söyledim, ne tetkik yaptırdı, ne işte film çekti, ne muayene etti, ne yaptı, ne etti. Anji olman lazım. İşte oradaki espri o. Hasta çok karakteristik bir ağrı tarif ettiği zaman artık o aşamada şüphesiz hastayı muayene etmek, dinlemek, bir takım tetkikleri yapmak kaçınılmaz, ama artık o hastanın bir anjiyografiyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek adına hastaya koroner anjiyografi öneriyorsunuz. Evet. Hocam duyguya bağlı durumlar dediniz ya. Evet. Aşırı üzülmek, evet, ya da aşırı sevinmek, evet, aşırı öfkelenmek, aşırı kızmak, evet, gibi şeyler anlık var. Böyle kalp sağlığını bozar mı? Var. Şimdi şöyle, bugün benim kalp yetersizliği dersimdi. Orada da bizim heartbroken sendrom, kırık kalpler sendromu, aslında orijinal tıbbi ismiyle Takotsubo kardiyomiyopatisi dediğimiz bir hastalık var. Bu daha çok uzak doğuda
saptanan bir hastalık. Ama benim meslek hayatımda bir meslektaşım olmak üzere iki hastamda böyle bir öyküm var. Bu özellikle yoğun efor ama bazen de yüksek ağırlıklı, yoğun bir duygusal stres sonrası kalbin kasılmasında geçici fonksiyon bozukluğuyla seyreden bir hastalık. Ve bu şöyle tipik sanki bir kalp krizi ağrısıymış gibi geliyor hasta size. Biraz EKG'de de bir takım değişiklikler oluyor. Hastaya anjiyosunu yapıyorsunuz. Hastanın anjiyosu normal çıkıyor. Damarlarında herhangi bir problem olmadığını saptıyorsunuz. Sonrasında baktığınızda bir takım tetkiklerle kalbin tepe kısmı, biz apex deriz, apex kısmının kasılmadığını, bilakis o kısmın balonlaştığını görüyorsunuz. Bir diğer ismi işte apex apikal balonlaşma sendromu diye de geçer. Bu yani kalplerimizi bu anlamda çok üzmememiz gerektiğinin net kanıtıdır. Yani, şeyde olur mu? Pozitif duygularda olur mu? Aşırı heyecanda? Hayır. Sevinç, pozitif duygularda daha çok çarpıntı olur. Evet. Yani biz pozitif duygular yaşayalım, o kalpte çarpsın. Hiçbir şey olmaz. Değil mi? Yani aşk ve benzeri durumlar kalbi sıkıntıya sokmaz diyorsunuz. Sokmaz, hayır. Aşk kalbe iyi gelir. Aşk acısı? Aşk acısı, yani uzmanlık alanı bizim olmadığı için şimdi çok o konularda da yorum yapmak istemem ama sonuçta gerçekten aşk acısı gerçek bir ayrılığı ifade ediyorsa şüphesiz ki kalbi de üzer, yani onu söylemem gerekir. Evet. Hocam çok keyifli. Tabii şöyle velev ki bir problem var hocam. Yani çıktık, kalp sağlığımızı bozan bir durumla karşı karşıyayız. Hekime başvurduk. İşte siz bu tip teşhisler kondu. Sonra ne oluyor hocam? Nasıl tedavi oluyoruz? Ya da ondan sonra yaşamımızda neler değişiyor? Evet. Şöyle bir kere bir tetkik aşaması oluyor. Şimdi ben tabii burada ağrının karakterini hep öyle tipik dediğimiz hani klasik kalp ağrısından hareketle ifade ettiğim için direkt bir anjiyografi önerisinde bulunuyorum ama pratik hayatımızda bu böyle olmuyor. Hasta bir göğüs ağrısıyla geliyor. Ağrının karakteri ne kadar gerçekten kalbi andırıyor, ne kadar tereddüt yaratıyor bizde. O duruma göre bazen basit bir efor testiyle bunu değerlendirmek mümkün olabiliyor. Bazen bir ekokardiyografi ile acaba bu ağrıya katkı verebilecek farklı sebepler olabilir mi diye kalbin ultrasonu dediğimiz ekokardiyografi ile bunu değerlendirmek mümkün oluyor. Daha özellikli olduğunu düşündüğümüz ama çok 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 karakteristik olmadığına karar verdiğimiz hasta grubu, bunlar orta riskli hasta grubu diye geçer. Bunlarda da toplumda renkli film diye ifade ettiğimiz miyokard perfüzyon sintigrafisi ya da sanal anjiyo gibi tetkiklerle teşhis yoluna gidebiliyoruz. Sanal anjiyo ile ilgili özel bir ifadede bulunmak istiyorum. Eğer merkez bu konuda çok deneyimli değilse ve bunu yorumlayan hekim yeteri deneyime sahip değilse bu BT koroner anjiyolarda maalesef yanlış yorum ve buna bağlı olarak gereksiz anjiyolar da söz konusu olabiliyor. Ama iyi merkezlerde yapıldığı zaman bu ihtimal daha düşük. BT anjiyonun bir güzel tarafı da normal saptadığınız zaman o hastanın kalp damarlarının normal olma ihtimali çok yüksek. Hani evet. Anjiyo yapsanız baksanız normal bulursunuz. Bu önemli bir özellik. Bunun dışında bunun neticesinde eğer bir hastada ciddi anlamda bir damar hastalığı olduğunu tespit ettiyseniz bu sefer yapmanız gereken şey çok basit. Hastayı alıp normal koroner anjiyografiyle ama kasıktan ama koldan, son dönemlerde artık neredeyse hep koldan yapıyoruz anjiyolarımızı, girip önce yine teşhisi doğrulamak ve bunun neticesinde eğer stentle, yani yine benzer anjiyografik yöntemlerle açma şansınız varsa koroner damarını, hastanın damarını açıyorsunuz. Bu birinci yol oluyor. Eğer stent şansı yoksa, herhangi bir şekilde çok uzun darlıkları var ya da çok yaygın damar hastalığı varsa ve bypass'a uygun bir hasta ise hastaya cerrahi tedavi öneriyorsunuz. Bu sefer de hasta koroner bypass dediğimiz işleme alınıyor ve bunların neticesinde hasta şifayla çok yüksek oranda, bizim yaptığımız bu işlemlerde ister bypass ister koroner stentleme işleminde olsun bu riskler %1-2'dir. Çok özel vakalarda %8-10'a çıkar.
Ama bu ne demek? Yani 90 hastada bu başarıyı yakalayacaksınız. Çok yüksek risk grubunda dahi. Bypass için de keza böyledir. Bu büyük çoğunluk şifa ile taburcu oluyor. Sonrasında iş hastaya kalıyor. Hastanın kendine ne kadar dikkat edeceği. Evet, bir takım yanlışları vardı. Ne vardı? Şeker hastasıydı ama hiçbir zaman şekerini önemsemedi. Yüksek kan şeker düzeyini ciddiye almadı. Bu anlamda ilaç kullanma ihtiyacı duymadı. Ya da olması gerektiği şekilde ilaçlarını kullanmadı. Yahut da hipertansiyon hastasıydı. Yahut da sigara içiyordu çok yoğun. Bunları artık bir düzene koymak gerekiyor yaşamında. Çünkü bu devam eden bir süreç. Bunu ciddiye almadığınız zaman 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra tekrar benzer bir olayla tekrar yüz yüze kalabiliyorsunuz. Siz dediniz ya hocam, ben gördüğüm yerde bu sefer o hasta yakınlarına veya hastanın çevresine de büyük iş düşüyor herhalde. Tabii ki. Gözlem noktasında sanki sadece hastaya değil hastanın... Kesinlikle yakınlarının da bilinçlenmesi gerekir. Hani bunun bir anlamda mağduru da sayabilirim kendimi. Ben Ege mezunuyum, 95 Ege girişliyim. Babama ilk teşhis şeker, diyabet teşhisi konduğu dönemde sağ olsun değerli hocalarımız o dönemde çok özellikle hani ne yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulundular. Ben de geldim bunları anneme anlattım. Yani sonuçta ben İzmir'de okuyorum, onlar Antakya'da yaşıyor. Hani en son annem döndü, nasıl yani dedi, bu kadar şeyi hani babanı mahrum mu bırakacağım dedi bundan, hani bunu mu söylüyorsun gibi. Şimdi bunu öyle düşünürseniz tabii ki bunun sonucu pek hayırlı olmaz. Burada amaç insanın sağlıkla geleceğe yol alması. Yani evet. Buradaki temel amaç bu. Yoksa hani ondan şundan mahrum kalalım kalmayalım. Neticesinde eğer bir şey bize zarar veriyorsa onu azaltmamız en doğru yol olsa gerek. Vazgeçeceğiniz şeyden hissedeceğiniz yoksunluk mu? Yoksa ömrünüzden gidecek? Yaşam çok değerli. Evet. Bakın benim hastalarım var. Yani 40'lı yaşlarda koroner stent yaptığım hastalar var. Bu insanlar yeri geldiğinde iş adamı. Hani maddi durumları iyi. Çok çok hani insanın özenesi, pozisyonları var. Ama gelin görün ki 3 paket sigara içiyor. Ben diyorum ki ya sen o sigarayı bırak. Daha senin oğlun 11 yaşında. Yani bırak, oğlun 25, 26, 27, 28'inde evlendiğinde o düğünde sen o sandalyede oğlunun babası olarak hazır bulun. Yani senin orada verebileceğin katkı burada bırakacağın bütün şeylerden çok daha değerli. Değil mi? Anlatabiliyor muyum? Şu aksi halde o çocuk yetim kalacak yani. Bunu görebiliyoruz. Hani bu bizim için çok şaşırtıcı değil. Gerçekten bir kalp doktoruysanız ve özellikle de bu koroner girişimlerle çok fazla içli dışlıysanız ben mesela her hastamı istisnasız sorgularım. Her hasta ayrı bir hikaye değil mi hocam? Şüphesiz. Sayısız hem de. Ne var yani böyle, biz böyle sizi böyle çok derinden etkileyen, ne bileyim böyle hani sizde iz bırakan anılar, hikayeler neler var böyle? Valla sayısız hikayeler var ama bu soru sorulduğunda mesela aklıma gelen, şimdi ilk yani hani ilk aklıma geleni anlatayım. Şimdi bir gün bir teyze geldi bana Eskişehir'den, aile beni tanıyor, Kuşadası'nda yaşayan bir aile bana geldiler. Ben de çok yoğunum. Yani böyle 2-3 hafta öncesine anjiyo günü veriyorum. Ama teyzem de hani 4 dörtlük kalp ağrısı anlatıyor. Ama ben şu moddayım. Yani bana dese ki hani 2 adım atıyorum göğsüm ağrıyor. Ben de öyle bir yoğunum ki. Hani diyeceğim ki teyze o 2 adımı atma. Sen 15 günü bekle. Yani o 2 adımı atma, 15 günü bekle. Hani 15 gün sonra ancak ben sana müdahale edebileceğim gibi. O doktor oğlum dedi, 80 yaşında böyle çok güzel de yüzlü bir teyzem. Doktor oğlum dedi, ben dedi yemek yerken dahi göğsüm ağrıyor dedi. Ben bunu duyunca tabii bu benim hekimlikte çok iyi bildiğim bir şey. Yani yemek yerken dahi göğüs ağrınız oluyorsa bu çok ilerlemiş bir kalp damar hastalığının ifadesidir. Hani bu biz hekimlerin, hani kardiyoloji uzmanlarının kısmen bildiği bir şey. Ben orada dehşete kapıldım. Yani orada artık teyzeme, hastama hani yemek yemede diyemeyeceğime göre hani kendimden utandım. Peki dedim,
ertesi gün de bir programım var, şehir dışına çıkacağım. Peki bu akşam anji olur musun dedim ben. Olurum dedi. Muhtemelen o da o kadar muzdarip ki bu olaydan. Olurum dedi. Tamam teyzem dedim. Sen yukarı çık. Ekstra çalışacağız bu akşam, yapacağız. Evet dedi. Yapacağız. Ekibi de toplayacağım. Çünkü gün içinde devam eden vakalar var. Onlar bitecek. Biz devreye gireceğiz. Evet. Ondan sonra gerçekten akşam 8 gibi aldık. Ve iki damarı %99 dediğimiz, yani neredeyse artık hani bütünüyle tıkanmak üzere olan iki damarı o işlemle açtık. Teyzem sağlığına kavuştu. Biz de onu taburcu ettik. Bu da tabii işin manevi tarafı. Yani bu çok büyük bir haz. Bir hekimin insanın yaşamına dokunması çok büyük bir mutluluk. Bizim evet. de yaşadığımız bu tarz şeyler. Evet. Ya hocam tabii Allah teyzeye uzun ömürler versin. Peki böyle çok genç yaşta ihmal yüzünden kaybettiğiniz hastalar olur mu? Ya keşke iki saat önce elimize gelseydi dediğiniz durumlar oluyor mu mesela? Oluyor. Bir tane mesela çok yakın zamanda çok büyük bir acım var. Yani hastanın şikayeti var, göğüs ağrısı var. Tetkikler yaptık. Onun neticesinde anji olması gerektiğine karar verdik. Hastanın anjiyosunu yaptık. Bir damarında böyle orta düzeyde bir darlık vardı. Diğer damarları kısmen normaldi. Her şey çok iyiydi. Dışarı çıkardık. Sonrasında bir 4 saat sonra ani bir şekilde damarı tıkandı. Ve bu normal bir anjiyo işlemi. Yani biz hekimler, hele yani invaziv kardiyoloji cerrahlar da keza öyledir. Bunu bilir. Yani sonuçta bu mesleğin doğasında var bu. Kitabi bilgi olarak baktığınızda da binde bire yakın anjiyoda ölüm riski var. Yani binde bire. Binde bir, evet. Hani bu benim 24 yıllık meslek hayatımda ilk defa başıma gelen bir şeydi. Muhtemelen son nefesime kadar da bende hüznü kalır. Yani bir benim bireysel olarak böyle yaşadığım büyük bir sıkıntım oldu. Ama onun dışında tabii ki ya acaba bize yetişseydi farklı olur muydu dediğimiz şeyler oluyor. Ama artık onlarla da biz hani artık onun alın yazısı gibi tabii. bakıyoruz. Çünkü yani herkese her an, ben 15 yıldır Aydın'dayım. Bütün kardiyoloji ekibi olarak bizler 7/24 bütün kalp krizlerine kesintisiz şekilde tüm hocalarımız hep beraber müdahil oluyoruz. Müdahalede bulunuyoruz. Cumartesi gecesi de hastanedeydim gece 3'te. Kuşadası'ndan gelen bir hasta için. Ama ne kadar çaba gösterseniz de bazen sizin elinizde olmayan bir takım sebeplerden de hasta kayıplarınız oluyor. Evet. Yani bu mesleğin doğasında var. Her hekimin, özellikle ameliyat yapan, bizim gibi girişimsel işlemlerde bulunan her hekimin bence benzer anıları, hani yani mutlulukları çok daha fazla olmakla beraber hüzünleri de vardır. Evet. Şimdi hocam, siz sohbetin başında hareketsizlik vurgusu yaptınız. Evet. Azaldığından dem vurdunuz. Hareketsiz. Evet. Tabii işte arabalar var artık. İşte evet. Şarjlı bisikletler var, şarjlı motosikletler var. Olay evet. işte artık insanlar çok fazla hareket etmiyorlar. Ne kadar harekete ihtiyacımız var sağlıklı bir kalbe sahip olmak için? Bir de bu hareketin aşırısı fazlası Hı-hı. zarar verir mi? Evet. Şimdi şöyle, klasik bilgi, çok yakın zamana kadar haftanın 4 günü 45 dakika 1 saat aralığında tempolu yürüyüş gibi ifade ediliyordu. Artık bu her gün dahi yapılabilir deniyor. Bence de her gün yapılabilir. Hiçbir zararı yok. Ekstrem sporlar gerçekten kalbe faydalı olmayabilir. Yani ekstrem sporla kastımız bu profesyonel sporcuların daha üst düzeyde yaptığı sporlar oluyor. Burada o hastalarla ilgili bazen ritim bozukluklarına tanık olabiliyoruz. Bu anlamda yani hayatta ben her zaman söylediğim bir şey var. Hazır burada yeri gelmişken söyleyeyim. İki tane sihirli sözcüğüm var. Bir tanesi denge, bir tanesi döngü. Denge, döngü. Denge ve döngü, evet. Yani evet. evrene bakın, doğaya bakın. Bir döngü var. Benzer şekilde de insanoğlunda da, doğada da, evrende de bir denge var. Haliyle bence o ekstrem sporlarda o denge diğer anlamda bozulduğu için kalp buna tepki veriyor. Yani nasıl ki sedanter yaşamı biz onaylamıyorsak, hareketsiz hayatı, sürekli böyle bir yerde kısılıp kalmayı, bu sadece kalp için değil, genel vücut sağlığı için de
düşündüğünüzde eklemleriniz için, kemikleriniz, kaslarınız için, mide bağırsak sisteminiz için, akciğerleriniz için bütün bunları düşündüğünüz zaman hareketli yaşam, egzersiz bence yaşam tarzı değişikliğinin en üstüne konması gereken şey. Tuza vurgu yapmak isterim. Tuz evet. Wow. Tuza vurgu yaptığım her yerde de bir dipnotla yapıyorum bunu. O da şöyle, yani genel anlamda biraz yaş var, biraz tansiyona eğilim var, biraz kiloluysanız, böbrek yetmezliğiniz, kalp yetmezliğiniz varsa tuz size fayda getirmiyor. Bunu bilmekte fayda var. Ama çok özel bir grup var, genç kadınlarımız, zayıf, genelde tansiyonları çok düşük olmaya eğilimli. Onlar bu öneriyi benzer şekilde uygulamaya çalışırsa bu da onlarda ters tepiyor. Bilakis onların da tuza ihtiyacı var. Hmm. Şimdi oradaki çelişki nasıl doğuyor? Çocuk ve işte genç kızımız annesiyle beraber yaşıyor. Anne biraz kilolu, tansiyon hastası, tansiyon ilaçları alıyor. Ben doktor olarak diyorum ki tuz tüketmemen lazım, tuzu mümkün olduğunca azaltman lazım diyorum. Aynı evde yaşadıkları için. Aynı kaptan. Sonuçta aynı kaptan yiyorlar. Kızı da haliyle diyor ki yani anneme tuz zararlı dediyse bana demek zararlı. Ki bana da zararlı. Sonra o kızımızın bir takım şikayetleri ama bu sefer tansiyon düşmesinden dolayı kaynaklı şikayetleri oluyor. Bu dipnotla söylemek lazım tuzu. Yani tekrar etmem gerekirse kalp yetmezliği, evet. Böbrek yetmezliği, hipertansiyon, obezite gibi, metabolik sendrom gibi durumlarınız varsa burada tuzdan evet. uzak durmanızda fayda var. Tuz mu hocam, dozu mu? Tuz mu? Dozu mu? Yani hiç almamak mı yok, yoksa... Şimdi bakın şöyle, yani kitabi bilgi bunu ortalama 6 gramda sınırlamak. Hani kitabi bilgi bu. Evet. Bu da yaklaşık olarak işte sodyum klorürün %40'ın sodyum olduğunu düşünürseniz 2400 miligrama karşılık gelir bu sodyum anlamında. Şimdi bunu söylediğiniz insanın bilinç düzeyi çok önemli. Eğer entelektüel seviyesi yüksekse ve siz ona sıfır tuz derseniz hakikaten o hasta sıfır tuzu tüketiyor ve sonra daha kötü oluyor. Çünkü sıfır tuz dediniz, o da sıfır tuz evet. Protokolünü uyguluyor. Evet. Ama bizim toplumumuzda genel anlamda şöyle bir şey. Örneğin 6 gram günlük tuz ihtiyacımıza olduğunu söyledim. Türk toplumuna bakıldığı zaman ortalama 18 gram tuz tüketiyor. Oo. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman 18 gram tuz tüketene ya tuzu azaltalım, mümkün olduğunca en aza indirelim dediğiniz zaman evet. Takdir edersiniz ki o da 18'den hani 10'a 8'e düşüyordur. Yani hani evet. 2'ye 1'e düşmüyordur. Hocam bir takım çalışmalar yapıldı ya, tuzluklar falan kaldırdı evet. lokantalarda. Evet. Onun faydası oldu mu ya da o tip çalışmaların faydası bence, oluyor mu size? Bence şöyle, o farkındalığı her şekilde arttırmak gerekiyor. Yani ben bütün esnaf kardeşlerimizden, abilerimizden istirham ediyorum. Bu tuz meselesini ciddiye almakta fayda var. Bazen konuk oluyoruz bir yerlere. Bir çorba istiyorum. Yani bir çorba geliyor, o kadar aşırı tuzlu ki. Yani bilemiyorum hani bunu bu derece tuzlu yapmanın ne tür bir getirisi olabilir? İnanın çözemiyorum. Çünkü tuz dediğiniz şey nihayetinde bahsettiğim gibi yaş hastalığıyla ortaya çıkan, biraz önceki saydığım yaşla beraber ortaya çıkan biraz önce saydığım hastalıkları düşündüğünüz zaman o hastalıkların daha kötüleşmesine sebep oluyor. O anlamda yani kararınca bu işi yapmakta fayda var. Evet. Bu farkındalığı arttırmak gerekiyor. Evet. Şimdi hocam tuz dediniz. Beslenmeye böyle biraz girmek isterim bu anlamda. Şimdi kalp sağlığı için doğru beslenme nedir? Yani evet. işte kırmızı tüketimi kalp sağlığını bozar mı? Ne şimdi bileyim, geçenlerde hani bir gazeteye röportaj verdim bu diyetlerle ilgili. Beslenme dediğiniz için söylüyorum. Bizim kalp doktorları olarak en çok sempati duyduğumuz diyet Akdeniz tipi diyet. Yani Akdeniz diyeti diye ifade ettiğimiz diyet oluyor. Burada yeşillikler ön planda. Ki biz böyle bir yerde yaşıyoruz. Yani evet. Aydın hani otuyla da meşhurdur ya. Evet. Yani bitki, sebze ağırlıklı mutfak. Buna bir miktar belli ölçülerde eti ekleyebilirsiniz. Bunun bir zararı yok. Ama sadece et, örneğin ketojenik diyette, ketojenik diyet dediğimiz bir diyet türü var. Orada ise
daha çok karbonhidrat dediğimiz işte unlu mamuller veya işte hamur işlerini daha azalttığımız ama yağları ve proteini daha yoğun tükettiğimiz diyetlerde bu bazen kan kolesterol düzeyindeki bir bozulmaya işaret edebilir ve bunun neticesinde hasta bundan zarar görebilir. Bir takım çalışmalar da bu yönde bir takım uyarılarda bulunuyor. Kalp dostu gıdaları belki sorabilirsiniz. Neler hocam onlar? Hani yani böyle düşündüğünüz zaman antioksidan özelliği olan, vitamin mineral özelliği olan keten tohumu mesela. Evet. Ceviz, badem düşündüğünüz zaman, yaban mersini, avokadonun mesela yağı. Bunlar faydalı şeyler ama tabii avokado bize göre biraz daha şey kalıyor. Biraz daha tropikal ama şimdi ben geçenlerde mesela Fethiye'de bir aileye misafir oldum. Çok da güzel bir avokado ağacı ve üzerinde onlarca meyve. Yani demek ki bizim de iklimimiz, tabii hele bu şey değişikliği, hocam, muz keza öyledir. Artık ya. Tabii muz da mesela öyledir. Potasyum içeriği yoğundur ve faydalı bir meyvedir. Bunlara genel anlamda yeşillikler. Bu ceviz falan hocam. Bunlar da keza öyle. Yine içerdikleri içerikler itibariyle kalbe faydası olan gıdalar. Ama burada temel formülü hiçbir zaman unutmamak lazım. Çünkü badem de ceviz de nihayetinde kalorili gıdalar. Evet. Yani ben bunu sadeleştirmek adına şöyle söylüyorum. Eğer tükettiğiniz doğalsa ve tükettiğinizi yakacağınızı beyan ediyorsanız, kabul evet. ediyorsanız hiçbir sınırlama yok. Yakmak yani önemli değil mi hocam? Tabii. Yakmadığınız zaman çünkü bu size kilo olarak yansıyor. Kilo olarak yansıdığı zaman bu bir süre sonra insülin direncine sebep oluyor. Metabolik sendroma dönüşüyor. Aynen. Metabolik evet. sendrom, diyabet, hipertansiyon, evet. dislipidemi gibi sebepler ve onların neticesinde koroner arter hastalığı, beyin damar hastalığı gibi evet. hastalıklar baş hocam, gösteriyor. Bu hazmetme, yakma konusunda çok sevdiğim bir laf var. İnsanları diyor kazandıkları değil biriktirdikleri zengin yapar. Doğru. Yedikleri değil hazmettikleri güçlü kılar. Doğru. Yani, kesinlikle öyle. Hocam böyle yemeden içmeden bahsederken alkolün olumlu ya da olumsuz etkisi var mı kalp sağlığına? Yani evet. işte doktor bana şundan iki duble iç dedi diyorlar. Yani kalp Aha. sağlığına iyi gelir dedi diyorlar. Ya da Aha. doktor alkole bulaşma dedi diyorlar. Alkolün şey nedir yani? Şöyle biz hastaların biraz önce bahsettim. Anamnezini alırken sigara alkolü sorduğumuzda hasta işte yani işte sigara içmiyorum, alkol az içiyorum gibi ya da bir şeyler söyler. Orada genel anlamda şudur. Alkolün yüksek dozu kalbe zararlıdır. Alkolün yüksek dozu. Yüksek dozu. Yüksek doz olduğu zaman bunlar da kısmen belirlenmiş şeyler. İşte bir ons mesela 30 cc'dir. Evet. Yani 2 ons yüksek alkol içeriği olan alkoller için. Yani bu 60 cc'ye karşılık gelir. İşte bu bir şarapsa 240 cc'ye karşılık gelir. Bu bir biraysa 720 cc'ye karşılık gelir. Bunun üstü sınırlar kalbe zararlı. Düşük orta düzeyde kalp sağlığı için faydalı olduğu söylenir. Ama biz alkol tüketmeyen hiçbir kimseye bu fayda için alkol tüketmesi yönünde bir öneride bulunmayız. Aha, muadil noktasında mı hocam? Mesela eğer çok daha ağırını tüketiyoruz, hafifini tüketmesi açısından evet, mı tavsiye ediliyor? Evet, yani, tabii ki. Ya onun yerine bunu iç, evet, bu kadar iç. Tabii ki, evet. tabii ki. Yani içmeyen birine, ya biliyor musun alkol kalbe iyi geliyor, sen akşamları bir tek iç gibi bir öneride bulunmuyoruz. Çünkü evet. bağımlılık yapıcı etkisi olduğu için, hani o bir tekle başlayanın sonrasında onu nerede bırakacağını kestiremezsiniz. Evet. Böyle bir önerimiz olmuyor. Ama sigara net olarak hayır bırakılmalı. Evet. Hocam uyku bu işin neresinde? Yani uykunun kalp sağlığına olumlu çok uyumak zarar verir mi? Hayır. Yeter. Yani şöyle çok yakın zamanda geldiğimiz nokta şu ki 6-8 saat uyku en optimal zamana karşılık geliyor. Yani bunun şu anki güncel literatürdeki en önemli rakamın böyle olduğunu ifade edebilirim. 6-8 saat aralığındaki uyku. Ne azı ne de çoku. Ama tabii çok farklı insanlar var. Bunlar kendilerince çok ekstrem özelliklere sahip. Çok iyi kitap yazıyorlar. Çok iyi şarkılar besteliyorlar. Çok iyi kitap evet. metinler ortaya koyuyorlar. Ve sonra bakıyorsunuz günde 4 saat uyuyor. Yani
Bu belki artık onun beyninin hani o derece yoğun olmasının bir neticesi olabilir. Ama ideali 6-8 saat uyku. Uyku sağlığı kesinlikle ve kesinlikle kalp sağlığının bir işaretidir. Evet. Özellikle kilolu kimselerde uyku apne sendromu dediğimiz bir sendrom var. Bu 2000'li yıllardan sonra tanımlanmış ve bizim üniversitemizde gururla da tetkik ve tedavisi yapılan bir hastalık bu. Evet. Bununla ilgili yine kişisel eğer uygun olursa sizin hocam, için buyurun, buyurun. Anımı anlatayım. Şimdi biz depremzedeyiz. Antakyalıyım ben. O deprem döneminde annem çadırda kalıyor. Gittim annem bir çadır gösterdi bana. İşte burada uyuyacaksın dedi. Abin de dedi Mersin'den gelecek. O da dedi yanına uzanacak. Saat 2 gibi gece burada olacak dedi. Ben de tamam dedim. Uyudum. Gece 2 abim gelmiş yanımda uyumuş. Nasıl oluyorsa işte horlamasına uyandım ben. Gece karanlık, zifiri karanlık. Abim horluyor ama arada böyle solunumu duruyor. Hani böyle wow. 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye. Hocam gazetecinin telsiz dinlemesi gibi siz de şey mi dinliyorsunuz? Şimdi onu söyleyeceğim size. Şimdi çok bir güzel. Taraftan horlamasından uykum kaçtı. Zaten çadırda uyuyorum. Aman Allah'ım bir 20 saniye böyle soluk yok. Sonra derin bir nefes almakla tekrar başlıyor. Ben de telefon yanımda ses kaydı aldım. Ses kaydı aldım. Döner dönmez bizde sağ olsun Doktor Utku Bey var nörolojide. Ona gittim ya Utkucuğum dedim bakar mısın böyle benim abimin böyle bir kaydını ya bu dedi tipik apne dedi Ufuk dedi bunun hani biz bunu çağır biz bakalım dedi. Hani bunun solunumu duruyor belli. Çağırdık. Çağırdık tetkik ettik. Hakikaten çok derin apneleri çıktı ve bir gecede yani 71 defa nefesi durmuş uzun süreli. Tamam mı? Neyse tedavileri düzenlendi şu bu filan. Tetkik ederken bir baktık aort damarı ameliyat sınırının da çok ötesinde genişlemiş. Neticesinde ameliyat oldu bizde iyileşti. Sonuç yani o bir gece deprem yani biz, hayat kurtardı. Deprem hayat kurtardı. Ben abimle en son herhalde ne diyeyim 40 yıl önce belki aynı yatakta uyumuşumdur ya da aynı odada uyumuşumdur. Yani o gece orada yolumuz kesişti. Hepimiz bir yerlerde olmamıza rağmen o Mersin'de ben Aydın'da olmama rağmen ve o kesişme abimin hayatını kurtardı. O anlamda gerçekten de burada eşlere çok büyük pay düşüyor. Yani eşinizi arada gözlemlemek, bir ihtiyaç için ayağa kalktığınızda, bir lavaboya kalktığınızda, yatağa uzanmadan önce eşinizi gözlemlemek burada önemli. Orada eğer gerçekten bir nefes durması ve sonrasında derin bir nefes almakla başlayan şekilde bir apne durumuna tanık oluyorsanız en kısa sürede ilgili uzmanla bunu görüşmek en doğrusu. Evet, inspection yapacağız yani hocam. Tabii ki, tabii ki. Hocam, süremizin sonuna geldik ama çok merak ettiğim bir şey var. İşte duyguları konuştuk, yemeği içmeyi konuştuk. Düşünceleri konuşmadık. Düşüncelerimiz bizim kalp sağlığımızı bozar mı? Yani şimdi tabii ne düşündüğünüze bağlı. Şimdi diyorum, ne düşünürüz, ne düşünmemeliyiz? Yani hani mesela ben sizinle konuşurken kalp konuşuyoruz mesela kafamda da kalp değil. Ben kalbini düşünüyorum. Yani acaba ağrıyor mu, ağrımıyor mu, bir şey var mı, yok mu falan. Çok düşünmek de mi, düşünüp düşünmemek yani için. Şöyle, o belki bir hassasiyet oluşturabilir ve evet. Yaşam kalitenizi bozabilir. Yani bu korkuyu atlatmanın çok basit bir yolu var. Evet. Ben hep söylüyorum yani. Çok mesela bazen uzmanlar oluyor ya da bir şekilde kalp üzerine yorum yapan kimseler oluyor televizyonlarda. Öyle afili cümleler kullanıyorlar ki onu duyanların eli ayağı birbirine dolanıyor. Ya ben diyorum ki bu işin çok basit bir yolu var ya. Yani yarım saatlik bir mütevazi kardiyoloji muayenesi kafanızdaki birçok soruyu cevaplamaya yeter. Evet. Yani o anlamda gerçekten eğer siz benimle konuşurken benimle kalbi konuştuğunuzda kalbinize dair herhangi bir şüphe duyuyorsanız vesveseye kapılıyorsanız çok basit bir yolu var. Bir kalp doktorunun kahvesini içmeye gidersiniz. Evet. Bir muayeneden geçersiniz. Sonrasında kalp sağlığınıza dair daha emin, daha kendinizi iyi hissedersiniz. Ne kadar sıklıkla ya da hangi yaş aralıkları, hangi sıklıkla bunları yapmalı hocam? Yani hani kahve içmeye ne kadar sıklıkla... Evet, yani şöyle 40-45 yaş aralığında
bir kardiyoloji muayenesi ve beraberinde belki bir efor testiyle değerlendirilmeniz yanlış olmaz. Eğer herhangi bir sıkıntınız yoksa ve risk faktörü genel anlamda risk düzeyiniz düşük risk aralığındaysa hani 5 yılda bir evet. yeterli. Yani kahve içmeye gidiniz dediniz ya, kahvenin evet. de kalp sağlığıyla ilgili olumlu ya da olumsuz etkileri konuşuluyor son zamanlarda. Yok hayır, kahve sağlıklı bir şey. Fakat şöyle denir ki yani çok yoğun kahve içerseniz bazen beyin kan akışını hani etkileyebilir. Ben mesela mideme yan etkisi olduğu için hani kahveyi tüketmem. Ama kahve kokusuna bayılırım. Kahve içen insanları çok severim. Evet. İmrenerek bakarım. Genel anlamda hani abartmamak, biraz önce denge döngü işinde de ifade ettiğim üzere abartmadığınız sürece bence hiçbir problem yok. Hocam son olarak neler söylersiniz? Vallahi bütün çabamız hastalarımızın sağlığı için. Her programda bunu ifade ediyorum. Ben geçen hafta 20 normal anjiyo günümde, hafta sonu da 5, gece de 2, 27 hastayla haftayı kapattım. Anjiyo işlemi yaptım. 27 hastam oldu. Hani bir taraftan yaptığınız işlerden gurur duyuyorsunuz. İnsanların yaşamına dokunduğunuz için mutlu oluyorsunuz. Ama diğer taraftan her zaman... Vaka olması ürkütüyor değil mi hocam? Evet, yani bu bir marifet olmamalı. Toplum bence dönüp kendine baksın. Kalp sağlığını önemsesin. Kalp sağlığı yanında aslında genel sağlığını önemsesin. Tansiyonunu, şekerini, kolesterolünü mümkün olduğunca bilinçli bir şekilde ne seviyede olduğu konusunda bilinçlensin. Evet. Sigarayı bıraksın, alkolü azaltsın. Evet. Yani bu gidişat değil. Toplumumuz çok hasta ve her geçen gün bu hastalık yaşı daha bir aşağıya çekiliyor. Bundan doğrusu çok üzüntü duyuyorum. Evet. Bu anlamda hani başta kalp sağlığı olmak üzere genel sağlığımızı da korumak adına bir çabamız olsun. Asla ve asla sigaraya müsamaha göstermiyoruz. Sigarayı bırakmalarını evet. öneriyorum. Ve harekete geçiyoruz. Evet. Çok basit bir öneri. Bu duayen hocalarımızın da söylediği. Yediklerinizi yarıya düşün. Hareketinizi iki katına çıkın. Evet. Bu kadar basit bir formül. Evet. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyenler, bir baş başanın daha sonuna geldik. Kalbi konuştuk. Konuğum Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Ufuk Er Yılmazlı Ufuk Hoca ile enine boyuna kalp sağlığını değerlendirdik. Hoşçakalın.